Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Evet, 2018 yılı Ocak ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. 2018 yılına güçlü bir dolunayla başlıyoruz sevgili ikizler. 2 Ocak'ta Yengeç burcunda dolunay meydana gelecek. Bu dolunay sizin para evinizde oluşuyor, para evinizi aydınlatıyor. Balık burcundaki Neptünlerle güzel bir üçgen açı alıyor. Parasal bazı hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Elinize para geçebilir, maaşınız artabilir, kazançlarınız da gerçekten belki de beklediğinizden de daha fazla bazı gelişmeler, artışlar söz konusu olabilir. Güzel bir dolunay. Gezegeniniz Merkür artık Yay burcunda, ileri hareketli ve ayın 11'ine kadar da Yay burcunda olacak. Oğlak burcunda önemli gezegenlerimiz var. Güneş, Venüs, Plüto Oğlak burcunda ayın büyük bölümünde ilerliyorlar. Mars Akrep burcunda, Jüpiter Akrep burcunda, özellikle iş ve mesleki konulara daha fazla odaklanıyorsunuz. Bu ay ve bunun maddi manevi getirilerinin de gündeme gelmesi mümkün. Çünkü gezegen pozisyonlarına baktığımızda özellikle ayın ilk yarısında çok güzel etkileşimler var. Mars ve Jüpiter Akrep burcunda, Oğlak burcundaki Güneş ve Venüs'le güzel açılar içerisinde olacak. Bu 5 Ocak ile 10 Ocak arasında yoğun bir şekilde hissedebileceğiniz bir açı. İşlerinizde, çalışmalarınızda, mesleğinizde ve bunların parasal getirileriyle ilgili başarılı sonuçlar alabileceğiniz bir dönemdesiniz. İş birlikleri gibi konulara da tabii ki odaklanabilirsiniz bu süreçte. Kuşkusuz size iş ve mesleki açıdan destekleyecek, eşten, partnerden destek olabilir bu veya bir iş birliği olabilir. Ve bunları hayata geçirmenizi sağlayacak parasal kaynaklar, kredi gibi durumlar, yine partnerden gelebilecek bazı maddi destekler. Hepsi rahat bir şekilde ilerleyebilir. Eğer bazı hedefleriniz varsa ve geçtiğimiz günlerde bunları bir şekilde geri planda tuttuysanız, şimdi Ocak ayında o dolunayında keyifli enerjisiyle beraber bunlara tam anlamıyla asılabilirsiniz ve hızlı sonuçlar da alabilirsiniz. Evet, ayın 11'inden sonra gezegeniniz Merkür artık Yay burcundan ayrılıp Oğlak burcuna geçiş yapacak ve zihniniz daha çok para konularına odaklanıyor. Bunu yaparken de kuşkusuz bazı parasal anlaşmalar, imzalar, sözleşmeler de gündeme gelebilir. Bunları daha çok Oğlak yeni ayının sonrasına, yani 17 Ocak'ta doğacak Oğlak yeni ayı ile beraber ayın sonlarında 24, 25, 26 Ocak gibi bir döneme getirebilirseniz çok daha istikrarlı sonuçlar alabilirsiniz. Evet, ayın 13'ü ve 16'sı arasında Venüs ve Güneş Oğlak burcunda, Koç burcundaki Uranüs'le dik bir açı içerisinde olacak. Bu biraz böyle ani gelişen durumlar ortaya çıkarabilir. Sürpriz durumlar ortaya çıkarabilir. Belki sosyal çevrenizdeki bir arkadaşınızla ilgili beklenmedik bir durum ya da parasal konularda beklenmedik bazı harcamalar. Özellikle bu ay ortalarına doğru gündeme gelebilecek gibi. 17 Ocak'ta Oğlak Burcu yeni ayını takip eden dönemde yine Uranüs enerjili bir yeni ay olduğunu söyleyebiliriz. Ancak ayın 19'undan sonra biraz daha gökyüzü sakinleşiyor. Yine daha istikrarlı bir pozisyona ulaşıyor. Gezegeniniz Merkür'ün Oğlak Burcu'nda Plüton'la birleşimi, aynı zamanda Mars ve Jüpiter'le yapacağı olumlu açılar, finansal konularda yapacağınız girişimlerde sizi destekleyecek. Bunun için de en uygun günler 24-25 Ocak tarihleri olabilir. 26 Ocak'tan itibaren Mars Yay burcuna geçecek ve önümüzdeki 1,5-2 aylık süreç içerisinde özellikle Mars Yay'da ilerlerken eş partner konuları, ikili ilişkilerde biraz daha motivasyonunuz artarken zaman zaman da eşinizle ilişkilerde biraz agresyon oluşabilir. Buna da dikkat etmeniz gerekecek sevgili ikizler. Evet, ayın son günü bir ay tutulması var. Aslan burcunda meydana geliyor. Bu ay tutulması etkileri tabii ki Şubat ayına daha fazla yansıyacak. Aslan burcu dolunay ile beraber ay tutulması 3. evinizde meydana geleceği için yakın çevre, seyahatler, eğitim, iletişim gibi her türlü konunun da aktifleşeceği bir sürece doğru gideceksiniz. Ayın son günlerinde yine tabii ki bu ay tutulması etkileri kendini hissettirmeye başlayacak. Ayın 18'inde
18'inden itibaren Venüs Oğlak'tan ayrılıp Kova burcuna geçiyor. 20'sinden itibaren Güneş Kova burcuna geçiyor. 9. ev hareketlenmeye başlıyor. Belki bazı uluslararası işleriniz, medya yayıncılıkla ilgili işleriniz artık ayın son günlerinde bunlara daha fazla odaklanabilirsiniz. Bazı açılımlar olabilir, yenilikler olabilir. Seyahatler yine gündeme gelebilir. Özellikle Ocak ayının sonları ve Şubat ayında sizin daha fazla seyahat etme potansiyelinizin olduğunu da söyleyebiliriz sevgili ikizler. Mutlu ve başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın.